geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Damla, damla, damla. Bir tarafı hüzünlü, bir yanı umut dolu bir hikaye. Damla'nın duygu yüklü hikayesi. Annesiyle olan muhteşem ilişki. Çok seviyorum annemi yani. Allah onun arkasında beni bırakmasın. Bu kez sizleri kalplere dokunacak bir yolculuğa çıkarıyoruz. Benim o büyümeyen bebeğim. Büyümeyen. Hala bebeğim. Ne güzel bir prensese sahipsin ya. Değil mi? Bu kez Damla'nın hayallerini gerçeğe dönüştürmek için harekete geçiyoruz. Babam beni her türlü severdi. Çağla Şikeri, Alişan'ı, İbrahim Tatlıses hastası. Bana söylediler, Damla seni çok seviyor dediler. Abi. Bir konuşmak istedim seninle. Her hafta yalnızca evlerinizi yenilemek, odalarınızı, mutfaklarınızı, bahçelerinizi dönüştürmekle kalmıyor, kalplerinize dokunmaya, sizleri mutlu edip yüzlerinizde tebessüm yaratmaya devam ediyoruz. Bu hafta Beylikdüzü'ndeyiz. Damla Prenses'in bize yazdığı şahane mesaj üzerine onların salonunu yenilemek için geldik. Çok heyecanlıyım çünkü çok güzel yazışmalar geçti aramızda. Bir an önce onları tanımak ve onlarla karşılaşmak istiyorum. Hadi gelin. Ebru Ener'le yeni gibi bu hafta sizleri bambaşka bir yolculuğa çıkarıyor. İzlerken kalpleri titretecek, zaman zaman gözlerinizden yaşlar süzülmesine, zaman zaman gülümsemenize sebep olacak çok sıcak bir yuvaya götürüyor. Beylikdüzü'nde Kardelen Apartmanı'nda yaşayan Tumbul ailesinin özellikle Damla'nın hikayesi hepimizi derinden etkileyecek. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk, hoş bulduk. Nasıl? Hikmet abla. Sizi takip ediyorum ama bir gün böyle görüşeceğim hiç aklımdan geçmezdi gerçekten. Gördüğümden daha sevi. Damla, damla, damla. Oh. Ne yapıyorsun Damla? Ne yapıyorsun Prenses Damla? Siz nasılsınız? İyiyim, iyiyim. Nasılsın? Ben alayım sizi böyle isterseniz. Tabii, buyurun. Buyurun. Damla ve annesinin bizi bu sıcacık güler yüzleriyle karşılamasından sonra hemen eve bir göz atmak istiyoruz. Kapıdan girer girmez oldukça geniş bir salon karşılıyor bizi. Eski tip bir mutfak ve yatak odası turumuzun ardından Tumbul ailesini tanımaya ne dersiniz? Ben Hikmet Tumbul, Konya doğumluyum ama İstanbul'da büyüdüm. Senelerdir burada yaşıyorum. 3 çocuğum var, biri Damla, en büyüğüm o. İki de oğlum var. Biri evli, bir tane çok tatlı bir torunum var onda. Yani biz böyle küçük bir çekirdek aileyiz. Eşim vefat etti akciğer kanserinden. 7 sene oluyor vefat edeli. Benim adım Damla Tumbul. 30 yaşındayım. Kardeşlerimin en büyüğüyüm. Evde hayatım geçiyor. Yani çok dışarıya çıkamıyorum. Gel Damlacığım, gel yanıma gel. Nasıl Hikmet ablacığım? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler. Nereden aklınıza geldi bizi aramak? Damla çok ısrar ettiği için böyle bir şeye giriştik. Vallahi onun şansına tahmin ediyorum. Oldu ve sizi burada görmek çok güzel gerçekten. Damla sizi epeydir takip ediyor. Ondan dolayı da ben de takip ediyorum tabii. Çünkü sürekli o atıyor. Anne bak şu çok güzel olmuş. Anne bu çok... Dedim bari direkt ben de takip edeyim. Ben de göreyim o atmasın. Ortak konuşacağımız konu olsun. Aynen. Programlarımızı izledikten sonra biricik kızı Damla'nın isteğini geri çevirmeyip onun o güzel heyecanına ortak olmak için ekibimize ulaşmış Hikmet Hanım. Onların duygu yüklü hikayesi de bizi derinden etkiledi ve bu sıcacık ailenin salonlarını yeni gibi yapmak için hemen harekete geçiyoruz. Acaba Damla ve Hikmet Hanım'ın salonla ilgili nasıl hayalleri var? Ben aslında çok şanslı bir kadın değilim. Damla bu program için çok ısrar etti. Ben de hani yok Damla bize çıkmaz böyle bir şey mümkün değil falan dedim. Sonra kardeşlerine söyledi Damla. Onlar da kabul ettikten sonra müracaat ettik. Bu bence Damla'nın şansıydı. Eğer ben müracaat etseydim öyle ki gelip geçerdi diye tahmin ediyorum. Ben Damla'nın sohbetinden çok keyif aldım.
Yani Damla o kadar etkileyici rica konuştu ederim, ki çok mutlu oldum. O yüzden sizlerle tanışmak ve burada olmak bizim için de çok büyük mutluluk. Rica ederim. Bizim için teşekkür de büyük ederiz. Şeref. Peki sen nereden aklına geldi de yazdın bana Prenses Damla? Vallahi ben izliyordum zaten. Ya biliyorum mesela sanırım bundan 2 hafta önce falan bir ofis yaptınız. Evet. Onu biliyorum. Oradan yani oradan aklıma geldi. Acaba bize de gelir misiniz diye. Çok da umutlu değildim aslında. Ama oldu. Ama bana çok umut verdin. Anne gelirler, yemin ederim gelirler dedi. Demek ki kendi umutsuzmuş. Hayır, o öyle bir enerji yayıyordu. O öyle bir enerji yayıyordu. Biraz seni ikna etmek için böyle yaptım yani. Öyle. Peki Damlacığım, salonla ilgili hayalleriniz var mı? Hikmet abla senin, Damla senin. Neler düşünüyorsunuz, bana biraz onlardan bahset. Yani her yaptığınız proje çok güzel olduğu için hiç düşünmedim. Tek bir isteğim var. Söyle. O da niş. Niş. Salona güzel duruyor diye. Niş istiyorsun tek salona. Tek isteğim o yani. Emrin başımız üstüne. Estağfurullah. Ne demek? Estağfurullah. Ne demek? Damla programımızın sıkı takipçisi. Salonlarını yenilememizi isteyen bu güzel ailenin ve özellikle de Damla'nın bizden tek isteği niş. Tabii ki biz de onu kırmayacağız. Elbette ona sürprizlerimiz olacak. Tabii ki her kadın evinin güzel olmasını, salonunun güzel olmasını ister. Ben de isterim ama şöyle bir şey var. Ben hani Damla'nın rahat edebileceği bir alan olursa, o da böyle gönül rahatlığıyla kullanacağı bir dizayn olursa çok sevinirim tabii ki. Damla, senin en çok vaktin nerede geçiyor evde, bu salonda mı? Salonla kendi odamda. Daha çok bulunuyorsun. Evet. Peki evde olmayı seviyor musun? Sen biraz böyle boyaydı vesaireydi, bunlarla ilgileniyor musun? Neler yapıyorsun? Bana azıcık anlat, nasıl geçiyor evde günlerin? Benim el becerim yoktur ama şarkı dinlemeyi seviyorum. Sosyal medyada dolaşmayı seviyorum. Bu tarz şeyler. Televizyon izlemeyi seviyorum. Ama sohbetinden anladığım kadarıyla mesela bana direkt niş dedin. Demek ki dekorasyona karşı bir merakın var Damla. Evet, bazen bazı şeyleri araştırıyorum mesela. Nişi falan daha önce görmüştüm, araştırmıştım ama şimdi dedim acaba eskide mi kaldı yoksa hala kullanılabilir mi? Onu çok istiyorum çünkü. Hayır. Şık durur. Güzel durur. Hikmet abla, benim anladığım kadarıyla burada daha çok Damla bu konuya hakim, değil mi? Damla daha çok zaman geçiriyor evde tabii. Bir de onun hani kullanabileceği bir alan olması çok önemli. Evle ilgili hiçbir şey söylemek istemiyorum. Sizin zevkinize sonsuz inanıyorum. Ay şöyle olsun diyeceğim vallahi şey. Valla inanın ki, bakın çok samimi söylüyorum bunu. Yani hani şey için değil ama sizin yaptığınız her şeyi beğeniyorum. Çok ciddiyim bu konuda. Yani siz buraya eminim ki ufak da bir dokunuş yapsanız çok mükemmel olacaktır bu. Sağ ol. O yüzden ben hiçbir yorum yapmak istemiyorum. Tamamen size bırakıyorum. Böyle söylediğiniz zaman daha çok sorumluluk hissediyorum. Çok iyisi olmalı, daha ne yapmalıyım diye. O yüzden sizlerden böyle ufak tefek tiyolar almaya çalışıyorum. Mesela Damla'dan nişi öğrendim. Ebru Hanım gittiği her evde olduğu gibi Tumbul ailesinin evinde de harikalar yaratacak, buna eminiz. Hikmet Hanım ve Damla'dan da ipuçları aldığına göre fikirleri oluşmaya başlamıştır kafasında. Damla'nın o güzel hayallerini gerçeğe dönüştürmek için biz de çok sabırsızlanıyoruz. Ben hayatımın çoğunu sandalyemde geçiriyorum. Ama bizim koltuklarımız eski. Gelen hani misafirlerimize, anneme, işte kardeşlerime yeni bir hayat, yeni bir mobilya, yeni başlangıç olsun diye ısrar ettim. Kaç kişi yaşıyorsunuz Hikmet ablacığım evde? 3 kişi yaşıyoruz. Bir küçük oğlum, bir de kızım. Ben 2 çocuk var mı? Yok, hayır. 3. 2 oğlum, 1 kızım var. Ama biri evli, bir torunum var. Sen gencecik yok, hatun. Ben çok genç. Bir de torun. Babaanne yani. Aynen, babaanneyim çok şükür. Bir küçük oğlum var. Küçük dedim, 21 yaşında tabii. Onunla beraber 3'ümüz yaşıyoruz bu evde. Damla en büyük mü içlerinde? Damla ilk bebeğim, evet. En büyüğü. Benim o büyümeyen bebeğim. Büyümeyen. Hala bebeğim. Ne güzel bir prensese sahipsin ya. Değil mi?
Çok seviyorum annemi yani. Allah gerçekten başımdan eksik etmesin. Allah onun arkasında beni bırakmasın. Peki birazcık Damla'nın hikayesini dinlemek istiyorum sizlerden. Tabii. Damla bir kaza mı geçirdi? Yok, hayır. Damla doğum anında doğum hatasından dolayı oldu. Doğum hatası? Hı-hı. Evet, doğum hatasında oldu. Biz Damla'nın tabii ki bilmiyorduk öyle olduğunu. 8 aylıkta öğrendiğimizde. Damla 6 ay 3 haftalık doğdu. Aa, erken doğdu. Tabii erken doğdu. Kaç kiloydu doğduğunda? 1 kilo 200 gramdı. Ah kuzum Damla benim. Damla çok minikti ama Damla büyüdükçe tabii ki problemleri daha arttı. Ama biz onu tedavilerle, işte ameliyatlarla Allah'a hamdolsun. Şimdi gayet iyi hayatımızı beraberce devam edebiliyoruz Damla'yla. Daha rahat şimdi. Eskiden mesela böyle bir sandalyede oturamıyordu. Öyle mi? Ha? Oturamıyordu tabii ki. Bunlar tedavilerden sonra ve ameliyatlardan sonra oturabildi. Mesela oturduğu yerden kayıyordu. Ya da böyle bir arabaya oturttuğumuzda bağlayarak onu tutabiliyorduk. Ama şimdi çok şükür her şeyi... Peki doktorlar hani düzelebileceğine ve böyle olabileceğine dair umut vaat eden cümleleri var mıydı? Doktorlar ilk bizi Damla 8 aylıkken hastaneye götürdüğümde daha kötü şeyler söylediler. Yani görmeyebilir, duymayabilir, konuşmayabilir, zihinsel engeli çok büyük olabilir. Hani yürüyemez, belki iki elini kolunu kullanamaz dediler. Bunu büyüdükçe göreceksiniz dediler ama çok şükür Allah'a hamdolsun yani onların söylediği kadar bir hasar yoktu. Damla işte hani tabii ki biraz daha böyle vücudu dik değildi, daha yumuşaktı, daha başını tutamıyordu. Bunlar hep fizik tedavi ameliyatlarla. Şimdi çok şükür Damla oturabiliyor. Hani kendi yemeğin bazı şeyleri tabii gene ben yardımcı oluyorum. Bazı şeyleri kendi halledebiliyor. Öyle hayatımızı devam ediyoruz. Benim için Damla aslında bir engelli değil. Çünkü biz artık onunla yaşamaya alıştığımız için. Bir şey olduğu zaman ne diyorum biliyor musunuz Ebru? Damla koş diyorum mesela. Ay çok tatlı. Nasıl mücadeleci Damla, bir prenses var burada ya. Damla koş dedim mi Damla arabasıyla öyle hızlı geliyor çok ki. Çok tatlı. Ciddi söylüyorum. Yani bazen o kadar unutuyoruz ki koş diyor, ne kelimesini güzel kullanıyor. Ben de öyle geldim ve hani gayet güzel konuşuyor, gayet her şeyi ifade ediyor. Hani ne bileyim çok mücadeleci bir prenses var galiba karşımızda. Hepsini çok halletmiş. Değil çok mi? Hepsini halletmiş. Büyük bir aşamadan, tebrik ediyorum. Büyük bir aşamadan geçtik gerçekten. Bir de Damla'nın şöyle bir özelliği var. Damla bütün sanatçıların çocukların doğum tarihlerini, o işte kaç yaşında sanata başlamış, hangi müziği söylüyor, nerede oturmuş, nerede kalkmış hepsini bilir Damla. Özellikle Çağla Şikeri, Alişan'ı, İbrahim Tatlıses hastasıdır. Bu üçünün hayatına özellikle. Evet. Bakın Çağla Şikeri çocukların doğum tarihine kadar öyle söyler. Mi? Evet. Aynı şekilde Alişan'ın da çocuklarını söyler. Onun da buradan başı sağ olsun. Abisinin vefat ettiği tarihleri bilir. Her şeyi. Damla inanın beyninde küçük bir çip vardır. Hepsini oraya kaydeder, belleğine atar ve unutmaz. Çok enteresan bir çocuktur. Ne güzel. Çok şükür. Peki eşiniz nerede? Benim eşim vefat etti. Vefat edeli işte 7. senemize girdik. Başınız sağ olsun. O da teşekkür ederim. Akciğer kanserinden vefat etti. Tek başına biraz zor şimdi. Tabii çok büyük zor aşamalı dönemleri atlattık çok şükür. Allah'a hamdolsun. Ha, unuttuk mu? Tabii ki mümkün değil unutmak. Zaten unutulacak bir insan da değildi. Çok güzel bir aile bağımız var çocuklarımızla. Çok güzel kenetlendik hepimiz birbirimize. Ama hepimizin tabii sol yanı boş. Evet. O boşluğu da tabii kimse dolduramaz. Baba kız daha mı düşkündü birbirine? Damla daha mı tabii babaya düşkündü? Tabii babayla ikisinin arasında çok yani farklı bir diyalog vardı. Benim babam başka bir şeydi. Yani bana düşkünlüğü başka bir şeydi. Nasıl yani başka bir şey? Sesini bile ölene kadar yükseltmemiş bir adamdı bana. Gerçekten mi? Gerçekten öyle bir adamdı. Öyle değişik yani, çok farklı bir şeydi yani. Bizim evde benim bir dediğim iki yapılmazdı. Ben sana boşuna prenses demedim demek ki Damla. Bakar mısın? Gerçekten babasının öyle prenses kızı Damla. Hayata 1-0 yenik başlayan Damla'nın hikayesi gözlerimizi yaşartıyor, yüreğimizi burkuyor. Ama onun hayata bu kadar pozitif bakması, böyle umutlu olması, asla pes etmemesi ve annesi Hikmet Hanım'la olan harika ilişkisi içimize bir nebze de olsa su serpiyor. Ben babamla beraber prensestim ben. Hala öyleyim
ama... Yarım kalıyorsun. Babam beni... her türlü severdi. Babası Damla'ya çok düşkündü. Kapıdan girerdi Damla'ya, ilk onu öper ve benim anam diye sarılırdı Damla'ya. Onun gibi olmaya çalışıyorum. Zor bir hayat ama seni çok mutlu ve dirayetli görüyorum. Böyle hayata dair bir ukiten içinde kalan bir şey var mı Damla? Çok yapmak isterdim ama olmadı diyeceğim bir şey. Topuklu ayakkabı giyemedim mesela. Ay, topuklu ayakkabı, oh kuzum benim. Boydan elbise giyindim ama ayakta duramadığım için yani o da yarım. Belki finalde bana uzun elbise giyersin, ne dersin Damla? Olur mu? Yapar mıyız böyle bir şey? Olur. Değil mi? İnşallah. Olur. Finalde uzun elbise, belki bir de topuklu ayakkabı koyarız altına. İlla ayakta durmaya gerek yok. Bak ben de topuklu ayakkabıyla oturuveriyorum işte. Evet. Olur mu öyle? Olur. O zaman elimizde güzel bir vesileyle tanışma fırsatımız oldu. Bu saatten sonra Damla'yı mutlu edebileceğimiz bir sürü sebebimiz var. Evet. Ben hızlıca kolları sıvamak istiyorum. Ekibimi çağırıp sizleri dışarı almak istiyorum. Hadi bakalım. Hadi. Ve artık kolları sıvama, Prenses Damla'nın hayallerini gerçeğe dönüştürme vakti. Büyük dönüşüm öncesi son bir kez salona göz atıyoruz. Tumbul ailesinin tüm dileklerini gerçeğe dönüştürmek için harekete geçiyoruz ve ekibimizi salona davet ediyoruz. Şimdi huzurlarınıza iki tane meleği çağırmak istiyorum. Onlar da bu projemizde bize yardımcı olmak için biri Kayseri'den, biri de Kahramanmaraş'tan geldi. Sema ve Emel'i davet etmek istiyorum. Gelin kızlar. Evet, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Gelin bakalım, geçin böyle yanıma. Gel Semacığım, sen de böyle gel. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz arkadaşlar. Bu projede bize sevgili Emel Kayseri'de bu işi yapıyor ve sevgili Sema Kahramanmaraş'ta bu işi yapıyor. İki arkadaşım eşlik edecekler. Çok özel bir evdeyiz. Benim çok içime dokunan bir hikayeleri var. O yüzden yaptığımız en iyi proje bu ev olsun istiyorum. Tabii ama bazı şeylerde de kullanım kolaylıklarını göz önüne alarak evet, yapmamız kesinlikle gerekiyor. O yüzden bir takım da hayalleri var. Küçük böyle birkaç tane ipucunu zorla aldım. Mesela niş çok istiyor. Ona göre bir planlayalım. Kafamda bazı şeyler hemen fotoğrafı oluşmaya başladı. Şimdi arkadaşlar çok büyük bir salonda değiliz. Ve bu salonda yerleşimle ilgili bir problem var farkındaysanız. Mesela yemek masası olması gereken noktada değil. Ama oraya koymamalarının sebebi de çok salonun girişini kapatmaması için. Mevcut olan mobilyalarımızı değerlendireceğiz. O mobilyaları değerlendirirken diyorum ki yemek masasını biraz küçültelim. Yani 6 kişi otursa yeterli derler. 2 metrelik bir masaya gerek yok. Tablayı söküp ortadan keserek bir parça çıkartalım. Yemek masasını şuraya konumlandıralım. Şu anda konsolu koydukları bir şöyle bir şifonyer var bakın. Bunu da kullanalım. Elimizdekini değerlendirelim. Altını kısaltıp TV ünitesine çevirebilmek için boyunun biraz aşağıda olması lazım. Televizyon göz hizasından çok yukarıda. Alttaki parçayı kesip çıkartırsak şuraya bunu hazırlayabiliriz. Bir de farklı bir şey yapalım istiyorum. Mesela böyle mermer. Son dönemde çok beğeniyorum. Ham masiflerle mermerleri kombinliyorlar. Çok da güzel olur. Değil mi? Mesela beyaz Marmara mermeri gibi. Diyorum ki arka plandan başlayalım. Sanki oraya mermer bir sütun giydirmişiz gibi olsun. Çünkü duvarın girintisi ona çok müsait. Altını kesip TV ünitesini de oraya koyalım. Ondan sonra hatta biraz masif çıtalar koyalım kızlar. Bak masif çıtalar. Sonra yemek masasının da alt ayağını masife çeviririz. Üstünü mermer yaparız. Damla'nın hayal ettiği salonu değiştirmek, yeni gibi görünmesini sağlamak için 2 günlük bir süremiz var. Ekibimiz hızla çalışmalara başladı. Yemek masasının üzerindekileri topladıktan sonra zımparalıyor ve güzelce boyamaya başlıyoruz. Boyama işleminin ardından ustamız ölçüsünü alıyor. Kızlar ne yaptınız? Boyuyoruz hocam. Boyuyoruz hocam, toparlıyoruz. Biz masayı boyadık. Evet. Harika. Başlıyoruz. Harika. Buralar toparlayacağız şimdi. Evet, çok güzel arkadaşlar. Benim de size çok güzel haberlerim var. Nasıl? Sürprizlerimi sonra vereceğim. Söylemiyorum. Çok güzel gelişmeler oldu. Çok Hayır, güzel şeyler çok iyi, bulduk. Çok iyi. O yüzden çok mutluyum. Keyfim çok yerinde. Oh ne güzel. Kadir ustam gel. Ustam gene sana işimiz düştü. Şimdi masamızı biraz büyük. Salona göre fazla kalıyor. Bizim burada yapacağımız her şey birazcık mobilyaların ölçülerini minimize etmek ve rahatlıkla
tekerlekli arabasıyla geçebileceği bir alan yaratmamız gerekiyor. O yüzden 40 santim kadar ortadan bir parçayı çıkartıp tekrar bütünlesek diyorum. Ayağı sökmeden kesebilir miyiz? Bir bitme keseriz. O zaman şöyle yapacağız. Şimdi bunu keseceğiz. Üstündeyken tam doğru hizayı yapalım. Ondan sonra ayaklarını söküp tekrar ortadan bağlayıp birleştirelim montaj yapıştırıcısıyla. Birleştirdikten sonra da biz çalışmaya başlayalım. Olur mu? Aynı şeyi bir de şunun altına usta. Olur mu? Tamam. Masanın salon için fazla büyük olması ekibimiz için hiç sorun değil. Ustamız hemen bu işe el atıyor ve biraz önce ölçüsünü aldığı yemek masasını kesmeye başlıyor. Ekibimiz büyük bir ustalıkla kesilen masanın ortasındaki parçayı alıyor. Bakalım masamız Ebru Hanım'ın istediği gibi bir şekil alacak mı? Damla gerçekten şanslı bir çocuk. O yüzden bizi seçtiniz. Size çok teşekkür ediyorum bunun için. Gördüğünüz gibi ekibimizin elinden her iş geliyor. Yemek masasının tüm vidaları birer birer sökülüyor. Ebru Hanım sökülen kesilen her bir parçayı değerlendirmekte bir uzman. Yemek masası ve konsol kesilip küçüldükten sonra nasıl görünecek çok merak ediyoruz. Kendi ailem içinde hiçbir zaman engelli olduğumu hissetmedim. Ama yapamadığını fark ediyorsun bazı şeyleri. Onu da kendi içinde hallediyorsun yani. Kendi içinle barışıyorsun önce. Onunla yaşamayı öğreniyorsun. Bazı şeylerden eksik kalıyorsun. Bazen gülüyorsun, bazen ağlıyorsun. Bazen özlüyorsun. Böyle tuhaf bir his içine giriyorsun. Ortada niçin çelik macun kullanıyoruz? Aklınızda olsun. Bu tarz mobilya tamiratlarında çelik macun kullanmanızın sebebi şu. 2 dakikada donuyor malzeme. Hani böyle hiç zaman kaybetmeden. Burada normal macun da kullanabiliriz. Mobilya macunu, rölyef pasta hepsi olabilir. Ama onların donmaları süreç alıyor. Kaldı ki çelik macun gibi bir malzeme de dahi ikinci katı atıyor. Az sonra üçüncü bir katı daha atacağız. Çünkü masanın ortasına ekliyoruz. Olmaması gereken en önemli handikap ne biliyor musunuz? Esnememesi lazım. Eğer esnerse burası atar. Sağ olsun ustamız esnememesi için hem alttan hem üstten o kadar güzel bağladı ki işte artık esneyecek payı kalmadı. Ekibimiz salondaki koltukları dışarıya taşırken bir yandan da duvar için sihirli dokunuşlarımızı gerçekleştirmeye başlıyoruz. Büyük bir değişim derken işte bunu kastetmiştik. Hüzünlü hayat hikayesiyle kalplerimize dokunan Damla, bakalım salondaki mucize değişim karşısında nasıl tepki verecek? Bu arada hatırlarsanız geçtiğimiz hafta Atalay Usta'nın marangozhanesine gitmiştik. Orada gördüğümüz kullanılmayan tahtaları Ebru Hanım gözüne kestirmiş olacak ki işte burada kullanmaya karar veriyor. Duvara büyük bir titizlikle çakılan tahtalara mermer görüntüsü nasıl verilecek çok merak ediyoruz. Hayatta her şey mümkün köşemizden merhabalar efendim. Gene olmaz malzemelerle olmaz işler yapıyoruz. Hani şu Atalay abinin atölyesi var ya, geçen hafta hatırlarsanız orada bir sürü malzeme kestirmiştim. Kafamda şöyle bir projem vardı. İlk fırsat olduğunda ben muhakkak ki bir duvarda mermer çalışması yaptırmalıyım diyordum. Ne yaptık? 0.5'lik MDF'leri aldık. Arkasına montaj yapıştırıcılarını sürdük. Ondan sonra da üstüne bol bol çiviler attık. O kadar şanslıydık ki bu evde. Gönlümden ne geçiyorsa Allah önüme getiriyor. Bak şimdi hikayeyi görün. Görüyor musunuz bak? Zaten 6 santim derinlikli bir niş var. Sanki diyor ki Ebru'cum gel benim içime de şu mermer levhayı yapıştır. İşte gördüğünüz gibi bu 3 parçayı buraya yerleştirdim. Bu parçaları buraya taktıktan sonra aralardaki ayrıklıkları görüyor musunuz? Bakın aynı ayrıklıklar masa üstünde de vardı. Hani nerede? 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 Ki daha bir kat. Bir kat daha yoklamasını yapacağız. Az önce hatırlıyor musunuz? Bu masayı ortada ikiye kestik. Birleştirdik. Hani masanın kestiği oyuğu nerede? Ortadan resmen 40 santimlik bir parça çıkartarak masayı bu hale getirdik. İşte çelik macun zımparayla bunu bu hale getirmek mümkün. Şimdi aynı işlemi de duvarda yapacağız. Şu ek yerlerine ama bu sefer mastikle yapacağız tahammülünü. Orada öyle, burada öyle, bu kafamız karışıyor demeyin. Hangi malzeme nerede kolayıma gelirse. Burada hemen kurumasına gerek yok. Zaten mermeri yarın yapacağım, o zaman mastikle çözerim. Çünkü mastikle çözmemin bir sebebi daha küçük detay olsun. İflerdeki boşluklar var ya, çelik macunla parmakla çalışamazsınız. Çalışamayacağınız için de oraları dolduramazsınız. O yüzden burada mastik yapacağız. Değil mi canım benim? Evet hocam. Ekibimiz duvarlar için sihirli dokunuşlarını gerçekleştirirken bir yanda ustamız televizyon ünitesini masada olduğu gibi kesip küçültüyor. Bütünlüğüne zarar vermeden kesilen parçalar birer birer yerinden sökülüyor.
İşte Ebru Ener'in büyük sürprizi. Evdeki eski koltuklar içine sinmemişti. Damla'nın mutluluğuna mutluluk katmak, hayallerini eksik bırakmamak için yeni bir koltuk takımı gerekiyordu. Ebru Hanım'ın beklediği o telefon son anda geldi ve Ebru Ener hemen soluğu mağazada aldı. Hadi gelin gerisini ondan dinleyelim. Sizlere bir sürprizim var demiştim. Sabahtan beri beklediğim bir telefon vardı. Son dakikada geldi. Nasıl biliyor musunuz? Projeyi bıraktığım gibi uçarak buraya geldim. Çünkü çok hevesliyim, çok istekliyim. Çünkü ellerindeki koltuk takımını aslında tamir etmek için geldik oraya. İşte dedim ki ne bileyim derilerini boyarım, minder kılıflarını biraz değiştiririm. İşte içindeki kopuk bantlarını çakabilirim. Fakat öyle kötü bir halde ki hani gerçekten tamir edilip toparlanacak gibi değil. Elimizde de çok az bir bütçemiz var. Bir koltuk takımı almaya yeterli değil. Hemen şöyle birkaç telefon görüşmesi yaptık ve sonunda beklediğim haber geldi. İşte sevgili Serdar Bey'in yanına geldim. Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Öncelikle çok teşekkür ediyoruz Serdar Bey. Çok zarif bir hareket oldu. Çok sağ olun, bizi çok mutlu ettiniz. Rica ederim. Şöyle ki, koltuk takımına ihtiyacımız olduğunu duyurduktan hemen sonra işte böyle birkaç saat sancılı bir bekleyiş içerisindeydik. Sizlere çok çaktırmadık. Ama sonra sevgili Serdar Bey döndü dedi ki Ebru Hanım dükkan senin, buyur kapılar açık, gel ne istiyorsan seç dedi ve uçarak geldim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tabii ki dükkan sizin efendim. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ne ihtiyacınız varsa yardımcı. Çok güzel ediniz. Takımlar var yalnız Serdar Bey. Şuna özellikle bayıldım. Sağ ol. Ama bizim şöyle bir sıkıntımız var. Bizim kızımız tekerlekli sandalyeyle geziyor. Salonumuz çok da büyük değil. Aslında bu böyle bir takım mesela olsun çok isterdim. Fakat daha minimalize koltuklara ihtiyacımız var. Tabii ki yani modellerimize bakalım komple. Ona göre yardımcı olalım. Tamam. Şurada bir renkli bir şey görüyorum. Ona bakalım mı? Tabii ki. Buyurun efendim. Aha. Buyurun. Mobilyalarımı ben eşim vefat ettiğinde biraz birikmiş param vardı. Onlarla yenilemiştim. Aslında iyi bir seçim yapamadım herhalde mobilyalar için. Deri almıştım kenarları. Damla'nın arabası gelip gidip sürttükçe o deriler yırtıldı. Ondan sonra yani mobilyalar biraz evet kullanılmayacak hale geldi. Şimdi şöyle bakıyorum. Bu takım da çok güzel, o da güzel ama bize biraz daha böyle minimalize bir takım lazım. Daha küçük olmalı. Hani kız böyle tekerlekli sandalyesiyle aralardan geçerken daha rahat geçebilmeli. Daha küçük bir takım yok mu bana gösterebileceğiniz? Var, tabii ki var. Var mı? Buyurun böyle gidelim. İstemeden kazayla çarptığım zaman üzülüyorum yani hani yaptığım için. Yani kendim yaptığım için. Ya şurada bir modelimiz var. Aynı anda aynı şeye gözümüz takıldı biliyor musunuz? Evet. Siz de onu seçtiniz değil mi? Aha aynen. Tamam. Ben buldum. Benim tam istediğim renk, tam istediğim ebatta koltuğu buldum ama size göstermiyorum. Sürpriz olsun, finalde görüşürüz. Sumbul ailesinin salonunu yeni gibi yapmak için ilk günümüzü tamamladık. Damla'nın gözlerindeki o mutluluk ışığını görebilmek, sevincine ortak olabilmek ve muhteşem değişiklikler yapmak için sıra geliyor ikinci ve final günümüze. Dün Emel'i Kayseri'ye uğurlamıştık ve onun yerine hemen sevgili Saliha geldi aramıza. İkisi Saliha ve Sevma'yı davet ediyoruz. Hadi bakalım gelin kızlar. Evet, hoş geldin, sefalar getirdin hoş öncelikle. Buldum. Sevgili Saliha muhteşem duvarlar yapar. Duvarlar konusunda çok başarılıdır. İşinde de çok beceriklidir. Teşekkür ederim. Emel'i vurladıktan hemen sonra acil durum planı olarak Saliha'yı aradık. Dedik ki Saliha gel mermer yapacağız. Hemen bizimle birlikte bu işe giriş. Sağ olsun sabahın köründe kalktı. O mermerler benden sorulur ben size yardım ederim dedi ve çıktı geldi. Şimdi ne yapıyoruz kızlar? Hemen söylüyorum. Şu anda siz göremiyorsunuz, mobilyaların boylarını kestik, masaları küçülttük. Dün itibarıyla konsolumuzu küçülttük, sehpamızı birazcık şekil verdik. Bugün yapmamız gereken işlem bunların üstlerini mermer yapmak ve alt taraflarını da masif ağaç dokusuna çevirmek. Sihirli bir değnek gibi değil mi ya? Ben şunu mermer görmek istiyorum, bu da ağaçtan gözüksün. Bu nasıl bir lükstür? Bu nasıl bir özgürlük? Hocam hadi. Ben bir şey söyleyebilir buyurun, miyim? Buyurun. Benim peki tatil yolundan döndürmenize ne diyeceksiniz? Ya kızcağız tatile gidiyordu. Beni arayınca tatil yolundan döndü. Bak bir de böyle bir hikayesi var. Bu kızcağızın eşi demiş ki telefon açmış. Bir haftadır burada. Unuttum artık hanım gelmesen yerleşiver oraya demiş. O daha kötüymüş. Daha vahim durumda yani. Ne vereyim seni diye bana. Hadi iki saatimiz var. Hadi vaktimiz daralıyor, ekibimiz tüm gücüyle çalışıyor. Duvara mermer görünümü kazandırmak için Ebru Hanım da o sihirli elleriyle son dokunuşlarını gerçekleştiriyor. Diğer taraftan da sehpa, masa ve televizyon ünitesi de aynı şekilde mermer görüntüsüne kavuşuyor. Ekibimiz fırça ve boya değmeyen yer bırakmıyor.
Şimdi biz ne yapıyoruz? Şöylece bir yumuşatacağım şunu ve bırakacağım Saliha'ya kurumadan o alsın. Elimde duvarda da kullanılabilecek boyalarım var. Bizim istediğimiz şuydu. Bu mobilya normalde beyaz bir mobilyaydı. Ama daha modern bir görüntü için böyle istedik ki işte mermerler, birazcık da ahşaplar, böyle bir doku olsun. Bunun için arka tarafa biz dün panel kapladık. 0.5'lik MDF. Diyeceksin ki niye kapladın Ebru? Eğer ki duvarlar saten olsaydı kaplamamıza gerek yoktu. Ama duvarlara saten çekip onu kurutacak vakit yok. O yüzden 0.5'lik hatırlarsanız Atalay abinin atölyesinden bulduğum o MDF'leri getirdim ve duvara kapladık. Dolayısıyla sanki burası saten çekilmiş bir duvar gibi rahat çalışabiliyoruz. Alt zeminlerimizi hep gri yaptık. Gri soğuk ve nötr bir renktir. Tüm renklerin içerisindeki geçiş tonu gridir, unutmayın. Griyi tek başına evde kullanırsanız, hele de üzerine biraz da böyle gümüş rengi aksesuar koyarsanız, ki yapılmış en önemli bir hatadır, o kadar soğuk bir ev çıkar ki, eğer mermer kullanacaksanız, eğer ki gri tonlarına gidecekseniz muhakkak ki onu ahşap tonlarıyla ısıtın. Evinizin sıcaklığı çok daha fazla olacaktır. İşte buradan yola çıkarak kendimize mermer masa tablası, gördüğünüz gibi bakın zaten şu anda görürseniz anlıyorsunuz. Bunun şekli nasıl olacakmış? Hatta şurayı da şimdi az önce karar verdim. Sanki mermerden sütunları kesmişiz. Burayı da griye çevireceğiz. Ahşaptan da kapak ve çekmece takmışız halinde bir panel olacak. Bunu itip kullanacağımız duvar burası. Aynı mermeri duvara da taşıyoruz. Sanki blok kocaman para verdik, çok büyük masraflar yaptık. O blok mermeri getirip buraya koymuşuz gibi bir görüntü göreceksiniz bittiğinde. Mermer dokuyu yapabilmek için kullandığımız renkler antrasit, gri, beyaz. Bu üç renk yeterli. Sadece biraz emekli bir iş. Boyayı hep ıslakken çalışıp birbirinin içine meç etmek gerekiyor. Bu işin en önemli özelliği bu. Şimdi ekran başında bize anlatıyor. Şöyle boyayın, işte zımparalayın, böyle eskitin. Mermerde durum biraz farklı. Mermerde biraz el pratiği yapmanız gerekiyor. Zor mu? İnanın zor değil. Birkaç denemeden sonra eliniz alışıp sizler de yapabilirsiniz. Ama dediğim gibi el pratiği istiyor. Şu anda alt bazını yapıyor. Mermerde birkaç tane rengi iç içe ıslakken meç ederek kat kat, kat kat, kat kat çalışarak oluşturuyoruz. En son üstüne aşırı parlak bir vernik atıyoruz. Öyle bir sonuç çıkıyor ki elinizle dokunmadan kesinlikle onun mermer olduğunu anlayamazsınız. O kadar iyi sonuçlar alabiliyoruz. Hala sen devam ederken ben de hemen şuna başlayayım. Tamam hocam, tamam, kolay gelsin. Şimdi arkadaşlar nasıl yapıldığını sizlere ilk aşamasından itibaren göstereyim ki görün. İhtiyacım olan şey herkesin evinde olan süngerler, badana fırçaları, işte biraz boya ve su. Aslında biz bir alt baz attık ama attığım alt baz kurudu. Siz de özellikle öncelikle altına bir alt baz atarsanız tamponlarken göreceğimiz renk de istediğimiz ton olur. O yüzden biz griden bir kat attık. Hemen arkasından şöyle rulomu alıyorum. Ufak ufak bölgesel çalışacağım çünkü şimdi artık boyamın ıslak olması gerekiyor. Mesela hemen şu kısma bir boya süreyim. Gördüğünüz gibi şimdi griyimi sürdüm. Üzerine ton yapacağım renge ihtiyacım var. O nedir? Biraz daha koyu bir antrasit. Yaptığım ilk işlem bir damar. Hazır alttaki boyam da ıslak olduğu için bakın ne kadar güzel birbirine meç edebiliyorum. Ebru Hanım büyük bir ustalıkla televizyon ünitesine önce fırça darbeleriyle antrasit tonları sürüyor. Sonra da sünger yardımıyla mermer damarlarını oluşturmaya başlıyor. Süngerle yavaş yavaş dağılan ve yumuşatılan boya eşyalara işte bu şekilde mermer dokusu görünümü sağlıyor. Şimdi sürdüğüm hattı nasıl yumuşattığımı seçebiliyor musunuz? Hemen şöyle bir sünger daha kullanalım. Bakın görüyor musunuz? Hare hare açmaya başladım bu damarı. Neden bu işlemi yaparken sünger kullanıyoruz Ebru Hanım? Sünger kullanmamızdaki amaç şu. İki rengi birbirine meç edebilmem için bir malzemeye ihtiyacım var. İhtiyacım olan o malzemede yumuşak tamponlayabileceğim, hiç özelliği olmayan, bazısı bunda deniz süngeri kullanır. Biz de bir aralar deniz süngeri kullanıyorduk ama hiç gerek yok. Böyle de çalışabilirsiniz. Şimdi şöyle bir hafifçe görelim. Bakın renkler yavaş yavaş birbirinin içine meç olarak geçmeye başladı. Görüyor musunuz?
Şu anda attığım şey bir alt baz. Bak sizle konuşurken şuraya kadar olan alt bazı oluşturdum. Renkler birbirinin içinde akar gibi geçiyor. İşte böyle aşama aşama yapacağım. Önce alt bazı oturtacağım. Sonra üzerine bir kat daha çalışacağım. Bir kat daha ve bitti. Renkler birbirinin içine iyice geçiyor. Mermer dokusu oluşmaya başlıyor. Televizyon ünitemizin ardından duvardaki çalışmalarımız da devam ediyor. Mermerle ne çok güzel gider. Böyle daha pirinç rengi kullanıyorum, farkında mısınız? Çünkü avizeleri, kulpları hep pirinç rengi seçtim. Ve boyarken de kuru süpürme gibi bir boyama yapıyorum. Yani şu tabağı kaldırayım daha iyi anlarsınız, bakın. Her tarafa boyayı eşit sürmüyorum. Sanki böyle işte üzerini boyamışım da eskitmişim gibi bir görüntü çıkartıyorum. Bunun beyazlığını kaybettirmeden. Dikkat etmem gereken tek şey şu, fırça kesikleri kalmasın. Fırça kesiği çirkin bir görüntü veriyor. Damlatmayalım, kullandığım ürün toz varak. Ebru Hanım salon için aldığı şık objeleri boyuyor. Toz varak ve solüsyonu birleştirerek oluşturduğu antik altın rengi oldukça modern bir görüntü sağlıyor. Gri tonlar ve bu objeler bir araya gelince ortaya harika bir salon çıkacağı benziyor. Finale sayılı dakikalarımız kala ekibimiz adeta bir arı gibi çalışıyor. Aksesuarlar fırça darbeleriyle son şeklini alırken Ebru Hanım televizyon ünitesinin kapaklarına da kahve tonlarını sürerek ahşap görüntüsü elde etmek istiyor. Ve boya işlemi tamamlanan objeler duvardaki yerlerini bir bir alıyor. Sehpa ve ünitenin üzeri de güzelce dekore ediliyor. Geriye sadece Damla ve annesinin bu muhteşem salonu görmesi kalıyor. Hazır mısınız? Hatırız. Evet. Heyecan var mı? Evet. Çok. Hayaller var mı? Yani biraz bir şeyler. Küçük evet, tahminler alayım şöyle. Tahminlerimiz var. Ne var? Güzel olacağına dair. Mesela ne yapmış olabiliriz? Hiç tahminim yok. Yalnız şunu söylemek istiyorum. Damla öldü, öldü. Biz Damla'yı kesinlikle bu tarafa geçirmedik. Onun heyecanı ve bekleyişine inanamazsınız. Öyle böyle değildi. Ne diyorsun Damla? Ya muhteşem bir şey çıkacağını tahmin ediyorum. Çok heyecanlıyım. Çok heyecanlıyım. Benim de karnım ağrılar girdi. Gördüğünde sen ne hissedeceksin? Ben de onu düşünüyorum Damla. Gerçekten çok heyecanlıyım. Sen ne düşünüyorsun Hikmet abla? Vallahi ben de öyle sonsuz sabırsızım. Bir an evvel de görmek istiyorum. Ben Hikmet abla ile ilgili yalnız size küçük bir şey anlatmam lazım. Ne yapıyor biliyor musunuz? Aşağıdan yukarıya yemek getiren falan insanların eline telefon numarasını veriyor. Bir resim çekip bana alsana falan diyor. Bak inanın bu sahneleri çok yaşadık. İnsanlar içeri girip resim çekmeye çalışıyor ki Hikmet abla görsün diye. Böyle küçük hileleri vardı. O kadar meraklıydı. Vallahi hala çok meraklıyım. Şu anda gerçekten bana da heyecan verdiniz. Vallahi ben de çok heyecanlıyım ama hiç tüyo vermedi. Herkesi yakaladınız ben, Ebru Hanım. Kaçar mı? Kaçar mı ayol? Benim adım Ebru. Vallahi sormayın. Ay çok merak ediyorum. Ne zaman açacağız? Ne zaman açacağız? Bilmem ne zaman açsak acaba? Vallahi açayım mı? Bence bir an evvel açalım yani. Açayım mı? Çok merak ediyorum. Açayım mı? Gelelim mi? Açayım mı şöyle bir? Vallahi yok ya vazgeçtim, açmıyorum. Daha da anlatsınız. Anlatın bakayım. Daha da anlatsınız. Vallahi iyiyiz ama bir an evvel açılsın. Aman boşver, görürsünüz nasılsın. Benden sonra bol bol oturursunuz. Biraz daha sohbet edelim. Vallahi edelim o zaman ama ne yapayım yani aklım orada olduğu için aklıma da bir şey gelmiyor. O zaman hafiften açayım. Biraz açalım evet. Birazcık. Birazcık daha. Küçük kartın ucunu gösteriyorum kutunu. Evet. Göstereyim mi? Evet. Şu kadarcık. Evet. Göstereyim mi? Hadi gel Damla, ya yok ya yok. Şimdi Damla'nın topuklu ayakkabılarına falan bakıyorum, çok hoşuma evet, gitti. Boş verin. Evet Damla bu arada hem elbisesini hem topuklu ayakkabısını gördüm. Oldu. Bu arada onun da hevesini de almış oldu. Ebru Hanım gördüm birazcık ucundan. Ben içeri girip açacağım. Vazgeçtim. Biraz daha heyecanınız artsın. İçeri giriyorum, öyle açacağım. Lütfen. Hazır mısınız? Evet. Hazır mısınız? Evet Ebru Hanım. Geliyor. Biraz daha Ebru Hanım. Geliyor. İşte o muhteşem ana geçmeden salonun bu mucize dönüşüm öncesi nasıl göründüğüne son bir kez bakmaya ne dersiniz? Eski koltuklar, masa, sehpa, ünite ve duvarlar bambaşka bir hal alıyor. Her şey yeni gibi oluyor. Hadi açalım. Hadi buyurun geçin. Gel hadi bakalım. Hadi buyurun geçin. Oh, gerçekten muhteşem. Hakikaten çok tahmin ettiğimin de üzerinde. Çok güzel oldu.
Ay masal inanmıyorum. Ay. Gerçekten çok güzel olmuş. Muhteşem. Sizi tebrik ediyorum. Ama ben ne dedim? Size güveniyorum dedim ve hakikaten Allah'ım böyle geçip gerçekten bakabilirim değil mi? Gerçekten çok güzel olmuş. Gel. Ay duvardaki panola. Ay inanmıyorum bir bütün olmuş. Ay Evra'nım ya. Çok zevkli. Ay gerçekten çok teşekkür ederim. Vallahi elinize emeğinize sağ. Aa buraya bak Damla muhteşem. Onları görmedim ben. Ay çok heyecanlıyım. Çok zevkli olmuş. Ay avize öyle. Ay hakikaten çok. Ay muhteşem ya. Vallahi çok tatlı olmuş. Tahmin ay. Ettiğin kadar olmuş mu? Geçmiş bile. İnanın ki hadi geçmiş gel, bile. Hadi gel. Gel. Gerçekten hani böyle bir şey olacağını hiç hayal etmedim. Yani hayalimin hakikaten çok üstünde oldu. Gerçekten Ebru abla çok muhteşem olmuş. Tahmin ettiğin kadar yapabilmiş miyiz Damla? Daha da güzel olmuş. Daha da güzel olmuş. Ama gerçekten daha da güzel olmuş. Seni böyle gördüm ya ben her çok... böyle gördüm. Bu bana yeter Damla. Çok teşekkür ederim gerçekten. Gel biraz da böyle oturalım. Gel şöyle tadını çıkarta. Gel sen böyle otur. Tamam, teşekkür ederim. Ayşe'yi de hiç tanılacak gibi muhteşem olmuş. Eski konsolunu tanıdın mı? Vallahi sen benim değil gibi yani. Ay inanmıyorum Sehpa'm deseniz. Sehpa'yı tanıdın mı? Vallahi hiçbiri gerçekten. Ebru abla muhteşem olmuş. Ama bak ben size güvendiğimi buna... söyledim. Ve gerçekten böyle bir şey çıkacağına inanıyordum. Çok mutlu oldum. Hayallerimin üstünde oldu gerçekten. Gerçekten bütün samimiyetimle söylüyorum hakikaten muhteşem olmuş. Elinize emeğinize sağlık ve bu merak kadar ediyordu. Kaç ay çok güzel olmuş. Çok hoşunuza geldi. Harika. Hoş geldiniz. Merak hoş geldiniz. Gittiniz. Dayanamadık. Hiç göstermediğiniz çok merak ettik. Nasıl çok olmuş? Güzel. Ay süper. Zevkinize hayranım. Çok ya. Güzel. Gerçekten çok güzel. Gerçekten gönülden söylüyorum. Bak. Çok güzel olmuş. Ben Gönül. Hikmet Hanım'ın karşı komşusuyum. Biz de merak ettik. Görmeye geldik. Çok beğendim ben. Gerçekten gönülden söylüyorum çok beğendim. Komşumun mutluluğunu gördüm ben de kendi adıma çok mutlu oldum. Devam olsun inşallah kim bilir daha ne yuvalara ne mutluluklar götüreceksiniz. Ben Özlem, yan komşusuyum. Koltukları kapıda gördük ama nasıl olacak, ne yapacaklar? Hep merak içindeydik. İki günde böyle bir şeyle karşılaşacağımız gerçekten yani inanamadım ben. Çok güzel olmuş. Elinize emeğinize sağlık. Çok teşekkür ederiz. Komşumuzu mutlu ettiniz. Çok sağ olun. Aslında benim size bir sürprizim daha var. Evet. Evet. Ufak bir tahmin alayım Damla. Ben sıfır tahmin. Ben de. Sıfır. Ne olabilir Damla? Ne olabilir? Hikmet abla ne olabilir? Aklıma geldi. Damla ne? İnanmıyorum. Eğer söyleyeyim mi? Söyle. Galiba öyle. Damla'nın çok beğendiği bir sanatçıyla görüş... Ya öyle bir şey olamaz herhalde. Yok. Görüştürecek misiniz? Bilemiyorum. Bilemiyorum. Damla? Bilemiyorum. Ay şimdiden. Evet Damla. Bak bakalım burada kim var Damla. Merhabalar. Damla. Bak. Kim bu? Merhaba Damla. Merhaba. Aaaş. İnanmıyorum. Merhabalar. Merhaba. Hayırlı olsun. Yeni odan. Sağ ol abi sağ olasın. Alişanlar. Ay bravo. Bravo. Vallahi bravo. Helal olsun. Çok şaşırdım. Ay çok heyecanlandı. En küçüğüm. Bana söylediler, Damla seni çok seviyor dediler. Abi. Görüntülü konuşmak istedim seninle. Seni çok öpüyorum. Artık yeni evine bir misafir edersin bizi. Her zaman abi, ne zaman istersen aşk olsun. Kahveye çağır kahveye Damla. Sen biraz alış yeni dekoruna. Ondan sonra geleceğim tamam mı? Söz mü? Söz isterim. Ay, seni çok seviyorum Damla. Abi gerçekten. Damla sen bana bir şey söylemiştin. Alişan bak çok güzel bir hikayesi var Damla'nın.
Damla senin çocuklarının doğum tarihine kadar ezbere biliyor, biliyor musun? Evet. Bazen ben bile sesliyorum Damla. Hepsini ezbere biliyor, hepsini. Öyle böyle bir hayran görmemişsindir, inanılmaz. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim, ne demek? Damla şu an mutluluktan tir tir titriyor Alişan. Bu kadar güzel bir sürpriz olamaz onun için. Ben de teşekkür ediyorum Damla adına size. Onu mutlu ettiğiniz için. Evet. İnşallah hep böyle mutlu güzel haberlerle ömür boyu mutlu olacak. Çok teşekkür ederim abi. Konuşamıyorum. Kusura kocaman bakma. Çok teşekkür ederiz. Damlacığım sen de eyvallah. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol, çok teşekkürler. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Damla ne düşünüyorsun? Benim yaptığım evden daha çok çığlığı Alişan attı. Vallahi öyle oldu sanki. Bak bak bak. Yavrum uçacak sevinçten. Doğum günü gibi oldu. Evet. Aynen, çok güzel. Titriyor. Kuzum benim ya. Çok hayal ettiği bir insanla karşı karşıya geldi ya. Ay elleri titriyor. Evet. Oy canım benim. Canım. Ne kadar güzel bir şey. Nasıl titriyor biliyor musunuz? Yaprak gibi. Elleri titriyor. Zangır zangır. İki mutlu duyu bir arada kaldıramıyor. Bu kadarı fazla oldu diyorsun. Bu kadar mutluluk fazla Damla'ya. Olur mu? Damla mutlulukların en büyüğünü hak ediyor. Evet, evet. İnşallah bundan sonraki hayatında her günü bu kadar büyük mutluluklarla geçsin. İnşallah kuzumun, inşallah. Bu kadar güzel yürekli, bu kadar akıllı Damla her şeyin en güzelini hak ediyor. Ben bir şey söyleyeceğim şu an. Söyle. Lütfen. Arkada çok mükemmel bir ekip var. Hepinize çok teşekkür ederim. Oy, 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 oy. Kanal D'de çok güzel şeyler yapıyor. Evet. Tebrik ediyorum, kanalınızda tebrik ediyorum. Çok güzel şeyler. Şu mutluluğu kim verebilir bakar mısınız? Evet. Yani bu Kanal D'nin başarısı değil ve sizlerin başarısı. Evet, çok gerçekten güzel. Öyle. Çok teşekkür ederim. Çok ben de duygulandım için. İnanın. Çok güzel gerçekten. Alişan abiyi karşımda görünce çok mutlu oldum. Ki ona da çok teşekkür ederim. Hiç beklemiyordum gerçekten. Son derece mutlu oldum. O benim için unutulmaz bir anı olarak kalacak. Vesile olan herkese çok teşekkür ederim. Bu projede birçok arkadaşımızın bize çok fazla emeği geçti. Hepsi bize destek vermek için yarıştılar resmen. Finale kalan Sema'mız var. Huzurlarınızda ben Sema'yı da aramıza davet etmek istiyorum. Kahramanmaraş'tan geldi kendisi. Sema'cığım. Sen yokken ağladık güldük gene. Sürprizi duydun mu? Ya sürprize ben çok şaşırdım hocam. Hiç bizim de haberimiz yoktu. Evet, hiçbirimizin haberi yoktu gerçekten. Alişan muhteşem bir sürpriz gerçekleştirdi. Hepimizin eli ayağı titredi. Çok mutlu olduk. Çok mutlu olduk. Tumbul ailesinin heyecanına, sevincine ortak olmak, Damla'nın hayallerini gerçeğe dönüştürmek, gözlerinden mutluluk gözyaşlarının akmasına vesile olmak bizleri çok sevindiriyor. Mucize bir değişim gerçekleşen bu salonda neler mi yaptık? Damla'nın istediği gibi bir duvar ve o duvara yerleştirdiğimiz panelleri boyayarak mermer dokusu kazandırdık. Salon için çok büyük olan yemek masasını keserek daha küçük bir hale getirdik ve masayı da aynı şekilde boyayarak mermer görüntüsü elde ettik. Sehpa ve kesip boyunu kısalttığımız televizyon ünitesini de duvar ve masayla uyumlu olsun diye gri tonlara boyayarak yine mermer dokusunu yakaladık. Tabii ki olmazsa olmazlarımız, şık objelerimizi de antik altın rengine boyayarak salondaki yerlerine bir güzel yerleştirdik. Ve Ebru Hanım'ın içine sinmeyen eski koltuklar gitti, yerine yenileri geldi. Ve sonuç, işte ortaya Damla'nın hayallerini süsleyen bu muhteşem salon çıkıyor. Salondaki bu yenilik Damla ve Hikmet Hanım'ı çok ama çok mutlu ediyor. Ebru Hanım'a gerçekten çok çok teşekkür ediyorum. Ekibine çok teşekkür ediyorum. Muhteşem, çok güzel, çok iyi yürekli insanlarsınız. Yani işine sadık ve çok güzel yapan, profesyonelce işini yapan insanlarsınız. Hepiniz ayrı ayrı mükemmelsiniz. Bu programı izledikçe sizi hatırlayacağım. Her şey için çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Ebru Hanım'ın nezdinde bütün ekibe teşekkür ediyorum. Hepinizi çok sevdim. Gerçekten hepiniz çok mükemmel insanlarsınız.
Çok teşekkür ederim. Bu hafta Beylikdüzü'nde Hikmet abla ve Damla'nın evine konuk olduk. Acaba önümüzdeki hafta neredeyiz? Takipte kalın, hoşça kalın, sevgiyle kalın.